Hoş geldiniz efendim. Dün yüreğimiz Diyarbakır'daydı. Narin Güran, küçücük bir kız çocuğu. Kalbimiz, duamız, yüreğimiz onunlaydı. Bir an önce bulunmasını diliyoruz. 21 Ağustos 2024 tarihinden beri kayıp. Saatler geçiyor, günler geçiyor, geceler geçiyor ve Narin'e ulaşılamıyor. Farklı bilgiler geliyor. Son dakika gelişmeleri oldukça biz size son dakika ve yerinden ve Diyarbakır'dan canlı bağlantılarla bildirmeye devam edeceğiz. Dün neler yaşamıştık? Diyarbakır bağlarda neler olmuştu? Tavşantepe'ye götürüyoruz sizi. Türkiye küçük Narin'i bulmak için adeta seferber oldu. Tam itfaiyenin olduğu noktada bizim kızımız diğer kuzenlerinden ayrılıyor. Çünkü onun evinin yolu bu patika yol. Yani şu görmüş olduğunuz patikadan çıkması lazım. Yaklaşık yoldan evin arası da 60 ya da 70 metre var yok. Birkaç adım sonrasında kamera görüntüsünün kadrajından çıktığı için işte ne oluyorsa o noktadan sonra oluyor. Sıra kadem basıyor ve burada 11 bin dönüm arazi aranıyor. Burada köydeki her yer didik didik aranıyor. Burada kızımızın bu gördüğünüz şu bakın şu arazinin etrafında su kanalları var. Narin'in su kanallarına gitme olasılığını düşünerekten ki bu mümkün değil. Şu anekdotu söylemek istiyorum çünkü Narin hiçbir zaman ailesinden izin almadan evinden ayrılan bir kız değil. Ve ayrıca yabancı insanlarla da asla görüşmüyor. Yani onu eğer birilerinin yanına gittiyse kesinlikle onu tanıyan birisiydi. Çünkü yabancı insanlar gördüğü gibi uzaklaşan ve bir daha söylüyorum asla ve asla anne ve babası yani evinden izin almadan da evden dışarı çıkmayan bir kızımız. Çünkü köyde yaptığımız araştırmalarda çok zeki ve akıllı bir kız. Ama bu kızımız Kur'an kursundan bu yola geldikten sonra ne oluyorsa burada oluyor. Ve inanın bugün bütün Türkiye bu olayı konuşuyor ve bütün basında burada, bütün televizyon kanalları, yayın kanalları, programlar herkes burada. Hepimiz can yürekten burada Narin'i bulmak için bir mücadele veriyoruz. Siz de bunu söylemiştiniz. Bir terlik bulunmuştu. Evet. Ama bu terlik kızımıza ait değildi. Çünkü onu söylemek istiyorum. Bu terlik bulunduğu yer çok uzak bir yerdeydi. Bu bulunan terlik küçük bir terlikti. Kızımızın giymiş olduğu terlikte numarası büyük. Bunu buradan bir daha söylemek istiyoruz. Ve şu anda biz de jandarma ekiplerin yanına iniyoruz. Küçük Narin'in annesi, babası ve amcası ekibimize konuştu. Bir tarafa gittim baktım oğlum dedi anne falan Narin burada diyor. Dedi. Ben gittim caminin kapısını vurdum bağırdım çağırdım. Bütün millet geldi dedim gelsin. Baktım birisi yanında dedi büyüktür. Valla Narin, abla Narin 6'da da buradadır. Ben de böyle şok oldum anne 6'da. Nerede burada dedi yani? Caminin yanına. Caminin yanına. Dünya şu anda 6'da da dedi Narin buradadır. Kızım bak yemin ediyorum. Kızım hata bu olmaz söylüyordu. Bak abi. Başka arabalara binmeyin. İlaç peçeteyi sürüyor, azları veriyor, tırları çalıyorlar. Kızım böyle bir çocuk. Ben bunu diyorum. Hani o diyor 5'te gelmiş, o diyor 6'da gelmiş. Benim kalbim ne diyor? Ben diyorum o saat zaten öyledir. Biz içerideyiz, kılmamız çalıyor. Ben diyorum kapıda araba gelmiş, birisi Narin'i tanıyor. Ya Narin kızım gel bunu annene götür. Ya Narin hele gel yanımıza Narin olarak. Ben böyle düşünüyorum. Eve başörtüsünü bıraktığı söylüyorlar. Peki elindeki cüz ya da Kur'an-ı Kerim'i niye bırakmıyor? Bilemiyorum. Bunlar hepsi soru işareti. Ayağa kalktım telefonum çaldı. Uzaklaştım. Bizim komşumuz Hacı abi Cevat. Dedi Narin kayıptır. Narin arıyorlar. Yok dedi. Dedi neredesin dedim. Hayırdır? Söyle. Dedi Narin'i bulamıyorlar. Nasıl dedim Narin'i bulamıyorlar? Dedim çocuktur bir yere gitmiş görür yani. Dedi tamam sen evde değilsin dedi. Biz konuşuruz. Kimi aradım meşgul. Telefonlara cevap vermiyor. İşin ciddiyetini bilip bir kriz masası oturdular. Burada jandarma kriz masasını kurduğu zaman demek ki bu iş ciddi bir iştir. Bizim yapacağımız, bizim bulacağımız
bir iş değildi. Gece gündüz durmak yok. Ama bu çocuğu bir türlü bulamadım. Baba diyoruz ki benim kızım çok akıllıdır. Benim kızım eve izin almadan ya da kimseye bir şey söylemeden herhangi bir tarlaya, ne bileyim bir su kanalına bir tarafa gitmez. Gitmez. Çok akıllı bir çocuk. Zaten biz diyorduk maşallah diyorduk büyümüş de küçülmüş. O kadar ki akıllı bir çocuk. Konuştuğu zaman, şey yaptığı zaman diyemezdim bu çocuk küçük bir çocuk. Yani tek başına aslında evin etrafında uzaklaşmaz. Yok uzaklaşmaz. Zaten çevre hepsi amcalarıdır, şeydir. Yabancı kimse yoktu orada. Arka taraf yol saklanır. Mesela amcasının evinden kızını sorarken arka yolu kullanmışsa eğer, diğer amcasına gitmek istiyorsa o arada böyle 500-600 metrelik bir sapa yolu var. Yani boş arazi mi? Yani şöyle boş yani tenha bir yer. Orada ikame mi, ev mi yok o bölgede? İşte iki ev arasında ev yok. İşte o amcasına, diğer amcasına gidecekse o arada ev yok. Bir de yamaç, yokuştur yani. Hava da sıcak olduğu için kimse dışarıda yok. Gören bir ihtimali de çok düşük. İnşallah bulacağız onu. İnşallah. 8 yaşındaki Diyarbakırlı Nari'nin başına ne geldi? Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Narin kaçırıldı mı? Narin tanıdığı biri tarafından götürüldü mü? Kayıp mı oldu? Küçücük bir kız çocuğu ve gidebileceği 80 hane. Küçücük bir yer burası. Gece gündüz arama tarama çalışmaları devam ediyor. Sizin için gece canlı yayın ekibimiz de takipteydi. Ve gece Diyarbakır'da neler yaşandı hepsini sizin için görüntüledik, izleyelim. Yedi gündür Türkiye'nin aradığı 8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından köydeki tüm evler tek tek aranıyor. Jandarma ekipleri yine organize oldular ve bir takım evlere arama ve inceleme yapmak için yola çıktılar. Ve şu anda dikkat ediyoruz ki 3 gruba ayrıldılar. 2 grup bu tarafa, bir grup da öbür tarafa gittiler. 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos'tan beri dün akşam da bir takım evlere operasyon yapılmışlardı. Gelen ihbarlar değerlendirerek ve olay yerine etrafındaki konum ve duruma göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı hem komando hem asayiş timleri şimdi yine harekete geçti ve buradaki evlere tekrar arama yapılacak. Şu anda saatimiz 6:30 suları ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı hem komando birlikleri, hem asayiş timleri, hem de JAK yani jandarma arama kurtarma ekipleri birlikte bir takım evlere tekrar arama kararı çıkmıştı. Onlardan biri de bu gördüğümüz ev. Biraz önce gördüğünüz jandarma timleri içeri girerek arama işlemlerine başlıyorlar. Biz canlı yayınımıza devam ederken orada da arama tarama çalışmaları devam ediyor. Tavşantepe küçük bir yer, 80 hanenin yaşadığı bir yer. Zaman zaman ihbarlar geliyor ya da sorgularda çıkan farklı şeyler emniyet güçlerini bazı evlere arama tarama için girmeye de zorluyor. Nitekim sabah da bu çalışmalar devam etti. Yine devlet güçleri küçük Narin'i bulmak için kapıları çaldı ve arama çalışmaları devam etti. İşte bu sabah canlı canlı yaşananlar. Zahide Yetiş ve ekibi küçük Narin için Diyarbakır'daki tüm arama ve kurtarma çalışmalarını an be an takip ediyor. Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesindeyiz ve 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Günlerdir devletin tüm unsurları ve Diyarbakır'ın tüm ilçeleri arama kurtarma ekipleri de bu çalışmalara katılmıştı. Ve şu anda da AFAD başta olmak üzere KURP, Dicle ve Kayapınar Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldılar ve şu andaki görmüş olduğunuz arazide 100 kişi ile beraber arama çalışmaları devam ediyor. Ve dikkat edersek zaten arama kurtarma ekipleri aralarında 1,5 ya da 2 metre mesafe bırakıyor ki herhangi bir 8 yaşındaki Narin'den bir delil ya da o konuyla alakalı bir unsur bulunması adına. Bugüne kadar Tavşantepe Mahallesi'nde 11 bin dönüm arazi aranmıştı. Ama bu aranan yerler tekrar tekrar bir daha aranıyor. Çünkü eğer
aranan yerlerde herhangi bir gözden kaçan bir unsur varsa gözden kaçırmamak için bir daha aramalar devam ediyor. Evet, şu anda yapılan çalışma AFAD ve diğer belediye unsurlarının arama kurtarma ekiplerinin girmiş olduğu arazi yaklaşık 300 dönüm. Yani bu 300 dönüm yere 100 kişi girdiler ve aralarında 1,5 metre mesafe koyarak 8 yaşındaki Narin'den bir ip ucu arıyorlar. Gördüğünüz gibi burası aslında küçük bir yer gibi görünse de çevre arazi 300 dönüm bir hayli büyük. Burada 100 kişiye yakın bir grup, belki daha fazla, bir arama tarama çalışması gerçekleşiyor. Bu ne demek? 100 kişi aynı anda bir bölgeyi olduğu gibi tarıyorlar. Aradıkları ne? Narin'e ait herhangi bir şey. Ha, bir çaput parçası çok değerli, biliyorsunuz. Çünkü üzerinde Narin'in giderken bir tülbent, bir cüz, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in kendisi değil, ben de gittim. Küçük bir cüz vardır, küçük bir kitap. Muhtemelen o. Belki üzerinde herhangi bir şey. Elbisesinden bir parça. Belki zorlanarak götürürken oraya düşmüş herhangi bir şey. Diliyorum Narin'e bir an önce haber gelir. Ve neredeyse hani ağlaya ağlaya size haber veririz. Annesinin mutluluğunu sizinle paylaşırız. Zaman geçiyor. Narin'i bulma çalışmaları devam ediyor. En çok kimin yüreği yanar? Anaların. Annesi konuştu mikrofonumuza, babası konuştu. Yaşadıklarını anlatmışlardı. Amcası da bu anlamda bize farklı değerlendirmeler yaptı. Gittiği yerle ilgili, olasılıklarla ilgili. Artık bu saatten sonra her kelime, her nefes, her söylenen çok değerli. Küçücük fark edilmeyen bir ipucu belki de bize Narin'i getirecek. Anne ve baba ve amca mikrofonumuza neler söylemişti bir hatırlayalım. Küçük Narin nerede? 144 saattir kayıp olan Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. 8 yaşındaki Narin'in başına ne geldi? O gün kızım zaten hiç Kur'an kursa gitmemişti. O gün biz akşam misafirliğe gitti. Amcası tatilde gelmişti. Daha yeni gidiyordu. Tık onlara misafirliğe gitti. Kapıda bir çay içti. Onları çok özlemişti. Saat kaç gibi abla? Akşam biz gittik akşam. Onun kızı mesela Hatice arkadaşıdır. Dedi yarın Narin biz Kur'an kursa gidelim. Dedi tamam, çok sevindi. O da çok hevesli, çok Kur'an okumaya istiyordu. Sabah oldu, kahvaltımızı yaptı, yemeğimizi yedik. Öğlen oldu. Dedi ana acıkmışız, acıkmışsın. Dedim kızım size ne yapayım? Dedi bize patates kızart. Kızım dedi istedi, keşke kızarttım verdim ona. Sohbetle yemeğimizi yedim, suframı kaldırdım, yıkadım, burayı kırkladım. Yemin ederim ben burada oturdum. Baktım kızım televizyon aset tozazını alıyor. Sonra gözü saata girdi. Dedi ay ben Kur'an kursuna geç kaldım. Sonra dedim kızım zaten Kur'an kursu bitti. Gülmekle böyle söyledim. Dedim Kur'an kursu bitti. Dedi anne saat 4'te kadar parmağım böyle yaptı. Dedi 4'te kadar Kur'an kursu var. Saat 3'e kadar dersini görüyor. 3'ten sonra yani imamın söylediği saat 3, 5 yani dakika demeyelim de 3'ten Kur'an kursundan çıkıyor. Onunla iki amcamın kızıyla, bir de kardeşimin kızıyla. Zaten okulun kamerasında da şeyleri var, görüntüleri var. Üçü 15 mi 20 mi kamerada gözüküyorlar. Onlar kendi evine gidiyor, benim kızım da evin istikametine geliyor. Ve onların deyişiyle Narin tepeye kadar çıktı, buz gördü. Diğerleri de hiç kimse Narin'i görmemiş. Sanki herkes kör ve sakır olmuş. Niye kimse görmüyor? Okul kamerasında tekrar gözükmüyor. Eve gelmiyor. Ve bugüne kadar hiçbir haber alamadık. Sanki buhar oldu, uçtu bu çocuk. Kur'an kursuna eve gelip yazmasını kapının önüne bırakıyor. Sonra amcasının yanına gidiyor. Çünkü kuzenleri geldi şehir dışına, doğru mu? Kuzenleri şehir dışına gelmişti. Zaten ilk okul kamerasında onlardan ayrılıyor. Yukarı çıkıyor. Demek ki artık aklına ne geliyorsa bir daha geri geliyor oraya. Evde kimle karşılaşıyor? Kim söylüyor ona anneannelerine gittiğini? İşte o büyük kuzeni. Ondan sonra çocuk gözüktü. Erhan Bey, acınız büyük. İnşallah kızımızı sağ salim bulmak istiyoruz. Peki sizin şüphelendiğiniz ya da sizce ne olmuş olabilir? Bir düşmanınız var mı? Bir hasmınız var mı?
Şimdi biz aile olarak küçük bir aile değiliz. Bugüne kadar bu derece bize zarar verecek, bir insanı incitecek hiçbir şey yapmamışız. Gerektiğinden fazla yardımımız, faydamız olmuş, kötülüğümüz olmamış. Bir insan gelip burada çıkamaz diyemez ki bizim hakkımızı yedi, ya bize zulmetti, ya bize şunu yaptı diyemez. Hiç kimseyi ne incitmişiz, ne kavgamız olmuş, ne düşmanlığımız olmuş. Kim neden yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum. Bir türlü çözemedim. Onlara yalvarıyorum. Kızımı bana bulun. Ben hele o adama çok yalvarıyorum. Eğer biraz merhametliyse, eğer Muhammed'e eşet getirmişse, eğer o bir gün kadın olsa, erkek olsa, sücade üstüne gitmişse, elini kaldırmışsa ona yalvarıyorum. Bir devlet hastanesi, bir köşe hastanesi, bir camiye, bir fırına kızımı bırakın. Ben bunu ona istiyorum. Bak eğer dünya mali istiyorsa, ben babasına inanıyorum, amcasına inanıyorum. Bu köye satsa sana verirler. Yeter ki Narin canlı bana gönder. Yeter ki kızımı bana gönder. Çok akıllı bir çocuk. Zaten biz diyorduk, maşallah diyorduk, büyümüş de küçülmüş. O kadar ki akıllı bir çocuk. Konuştuğu zaman, şey yaptığı zaman diyemezdim bu çocuk küçük bir çocuk. Tek başına aslında evin etrafında uzaklaşmaz. Yok, uzaklaşmaz. Zaten çevre hepsi amcalarıdır, şeydir. Yabancı kimse yoktu orada. Arka taraf yol sapladır. Mesela amcasının evinden kuzenini sorarken arka yolu kullanmışsa eğer, diğer amcasına gitmek istiyorsa o arada böyle 500-600 metrelik bir sapa yolu var. Boş arazi mi? Yani şöyle boş, yani tenha bir yer. İşin ciddiyetini bilip bir kriz masası oturuyorlar. Burada jandarma kriz masasını kurduğu zaman demek ki bu iş ciddi bir iştir. Bizim yapacağımız, bizim bulacağımız bir iş değildir bu. Tüm devlet bana istiyor, senin düşmanın kimdir, 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 ben bilmiyorum. Düşmanımız yok, hiç kimse derdimiz yok. Ama sen kimsin? Sen erkek gibi yatmamışsın ama hain kızlar bizi yıktın bitirdin. Yine ya senin biraz kalbin ısıtlar. Kadın olsa, erkek olsa, kızımı bir köşeye bırak git, bir derdimi sizinle yokluyor. Ben sana yemin ederim, ben sana şikayet, eğer kızımı saklayayım göndersin, şikayet olmayacağım. Ben neden git bir cahillik yapmışsın git. Ben bunu söylüyorum, ben bunu istiyorum. Başka bizim derdimiz yok. Başka zaten derdi, daha ne derdi olacak?